Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nissan Qashqai 1.5 DCI dizel motorlu tekne paketli araç inceleyeceğiz. Yine kuzenim yanımda. Bir önceki Selam. Peugeot videosunda olduğu gibi. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeşim. Sen de hoş geldin. Eyvallah. Araba eniştemin. Denk geldikçe böyle sağda solda akrabada arkadaşla sizlere video çekmeye çalışıyoruz. Bugün Qashqai'nin içerisindeyiz. Çoğunlukla emeklilerin hayalini kurduğu. Öyle değil mi? Bilhassa evet. Ha, yani 40 yaş üzerinin hayalini kurduğu Nissan Qashqai'nin içindeyiz şu anda. Aracımız manuel. Zaten Qashqai'lerin 190'ı manuel. Yeni modellerinde otomatik var ve onların da fiyatları epey yüksek. 1.6 artık onlar. Aynen 1.6 yeni nesil içler. Ama konumuz şimdi bizim bu 1.5 DCI. Gelin hep beraber bu aracı inceleyelim. Hissiyatına dair size bilgi vermeye çalışalım. Bu araç nedir, ne değildir? Bunlara değineceğiz. Kuzen, araba zaten yaklaşık 2 yılı buldu. Sizdedir, 2 yıldır sizde. Rahat 2 yıldır bizde, evet. Bize biraz araçtan bahsetsene. Nedir, ne değildir? Kuzen, aracımız 1.5 DCI. Renault'un kullandığı motor. Megane 2'lerde. Yeni nesil araçlarda, hatta Mercedes'in CLA serisinde de olan bir motor. Aynen. Turbo yapımı Nissan'a ait. Turbosu gerçekten hani zaten sürdüğünde de 110'luk bir motora sahip olduğu için araç. Hani gerçekten hissiyat olarak, yakıt ekonomik olarak çok ideal bir araç. Zaten yokuşlarda geldiğimiz yol yokuş yok. Evet. Hani vites düşürmeden gaza verdiğin zaman turbo devreye girince araba açarak gidiyor. O evet. Yönden güzel. Artı yani araç 6 vites. Bununla verdiği hissiyatla sanki uzun yolda hani 6. vitese attığınız anda sanki hani kendinizi yüksek bayağı bir hani fark ettiysen sürüşte de yüksek otobüs sürermiş gibi bir hani rahat bir konforlu bir araç sürermiş hissiyatı zaten veriyor. Yani o SUV havası var. Evet. Yani oturuş pozisyonu gerek torpidonun yüksekliği ve arabanın yüksekliği sizi yukarıda olduğunuzu hissettiriyor. Diğer normal binek otomobillere göre oldukça yukarıdasınız. Yani mesela CR-V, HR-V'ler gibi biraz daha alçak Japon arabaları gibi. Gerçi Nissan da Japon. Tabii Nissan da Japon ama Honda gibi daha alçakta değilsin. Bunda yukarıda olduğunu hissediyorsun. Sürüş olarak güzel. Direksiyonu birazcık sert. Evet, direksiyonda sertlik var ama yoracak kadar değil. Yani, tabii ki illaki yoracak kadar bir şey değil, yok, sertliği yok. Gaz pedalı, debriyajı ve vitesleri oldukça yumuşak. Evet. Elektronik bir klima var bu araçta. Sonradan çift yapılmış yön, double yön. Bir çift yönlü klima var. Sonradan yapılmış bir double tab'imiz var. Onun haricinde ekstra olarak arabanın ön ve arkasında koruma demirleri mevcut. Yani aileye hitap eden, araziye çok gelmez. 4x2 olduğu için. Aynen 4x2 araziye pek gelmez. Aynen pek araziye gelmez ama arazide gitmem demez. Yani normal bir otomobilden ziyade tabii yüksek ki, olduğu için toprak, çamur vesaire oralarda rahatlıkla gidebilirsin. Ama offroad yapacağım dersen offroad tarzı işlerde bu araba gelmez. Bu arada yerlerde buz ha. Evet. Şurada buz. Bir yerden geniş bir alandan dönelim aşağıya. İleride devam edelim istersen kuzen. İleride. Çok da şey yapmak istemiyorum, risk atmak istemiyorum. Bir şey olmaz ama. Evet. Bildiğim buz yani şu anda. Şu an buz -6 derecede şu an. Hava koşulları. Şurada dönelim mi kuzen? Kuzen buradan dönmeyelim istersen. Yukarıda geniş bir yer var. Orası yol tamam. Yine böyledir. Bir tık daha açıktır. İstersen orada dönelim. Buzun üstüne getirmeyelim. Allah'tan kar lastiği var arabada da. Tabii ki. Ha, ben buraların bu kadar olacağını düşünmedim kanka. Ben sana o yüzden diğer tarafa gidelim. İşte. Daha çıkmayalım istersen ya. Ha, şurada döner miyiz? Bazen de gaza basmak istemiyorum pati sarmasın normal diye. Normal böyle çık kardeşim. Bir yandan da kendi derdimize düştük. Karda kalıp buralarda pati çekip şey yapmayalım. Evet. Ama kar lastiği olduğu için şükür sıkıntı olmuyor. Aracın motoru bahsettiğimiz gibi 1500 cc turbo dizel 110 beygir. Ortalama yakıt tüketimi nedir kanka? Şu anda ortalama 11.8 litre bir yakıt tüketim var aracın. Evet. Bu uzun yolda 8-9'lara kadar düşüyor. Bir de burada havalar soğuk. Evet. Eksilerde olduğu için. Sürekli yakıt, ikinci vites. Aynen yakıt tüketimi ister istemez yüksek. Onun haricinde aracın yol performansı, uzun yol performansı oldukça keyifli.
ses alma yok. Yalıtımı güzel. Aracın gerçekten yalıtımı güzel. Hani normalde SUV'larda yüksek olduğu için kanka aracın içerisinde çok ses alıyor. Genellikle doğru söylüyorsun. Hani hem yerden yüksek hem de ne bileyim öyle pick-up'tır arazi araçlarında SUV'larda ses içeri fazla veriyor. Bunda öyle bir olay ben görmedim. Bir de şuna değinelim. Bazı araçlarda SUV lastikleri almak lazım. Bu araç SUV olduğu için özel mesela Lassa'nın olsun diğer marka araçlarında hani markalarında Lassa veyahut da diğer Continental tarzı lastiklerde de SUV olanı tercih etmek lazım lastiklerde. Bu dediğin ses yalıtımı konusunda gelince de o lastiklerin çok büyük bir önemi var kuzen. Aracın içine ses almama konusunda. Bazı araçlar spor arabalar mesela lastiklerini takıyorlar. İnce lastik, ince yanak. Ha tabii tabii. Güzel görünsün tabii. Diye. O bu araçlar için. Yok buna normal anam babam etli lastik takacaksın ki hem konfordan ödün vermesin. Aynen. Hem de çok fazla yol sesi yapmasın. Taktığın lastiğine markasına göre değişir. Yani şimdi lastiklerin de ses desibel oranları var. Tabii ki. Takmışken iyisini takacaksın ki yol sesini çok fazla almasın. Bu araçta biz onu şey yapmadık hani sezmedik. Yol sesi çok vermiyor içeriye çok değil. Hatta şu an dişli yoldayız. Evet. Bu sefer telefonun mikrofonunu torpidoya koymadım. Sesi almasın yol sesini diye. O şaseden gelen sesi. Aracın içerisinde %7-%8'lik bir lastik sesi var dişli yolda. Rüzgar sesi hiç yok. Bir de bir fitil vesaire yalıtımı güzel. Rüzgar araç, sesi hiç yok. Evet, bir de bir araçta önemli olan hani kronik arıza muhabbetleri var ya genellikle her araçta. Bu araçta biz 2 senedir bizde anlamsız hiçbir tane bir ışık yakmadı yani. Hiçbir maşallah arıza ışığı görmedik. EGR tıkanması tarzında olay bu araçlarda yok. Onunla bilgisini değindim. Ya olur. EGR tıkanır ama tabii kolay kolay tıkanmıyordur kolay belki. Kolay kolay tıkanma yok. Hani hiçbir cihaza bağlatıp hatası gitmedik hamdolsun yani. Ya bu tamamen kullanımla alakalı. Uzun yola gittiği için eniştem. Hani evet. Uzun yolda basar eniştem. Gaza da basar. Basar. Sündürür de. Bunları yaptığı için EGR'nin dolması kolay kolay olmaz. Olmaz. Doğru söyledim. Ama çoğu araba örnek veriyorum 100 binde dolduruyorsa belki dediğin gibi bu arabanın EGR'si 150 binde anca doluyordur. Bu değişebilir. O konuda tam bir bilgi sahibi değilim. Onu anca aracı, yapan adamlar, fabrikadaki mühendisler bilir. Hani aracımız bilemiyorum. Şu an zaten 157 bin kilometrede. Kilometre zaten oldukça düşük. Şuradan gidelim mi diyeceğim de orayı da bilmiyorum. Artık sana bırakıyorum. Kanka karmar vardır. Bir de orada kaymayalım. Dar o yol. Yakıt tüketimi şu an bende mesela 0.5 düştü. 11.3'e kadar düştü. Ayağına bağlı. Tamamen ayağına bağlı arabaya ne kadar yaktırman. Evet. Ama şu an eksi 10'ları gören Konya Beyşehir ilçesinde 11 litreyi gösteriyor ortalama. Bu da bu soğuklarda normal. Araba çünkü dizel araba çalışıp ısınana kadar ortalama zaten yükseliyor yakıt yaktığı için. Evet. Bir de düşük viteste yüksek devirden yakıt ortalaması yükseliyor. Evet. Şunları da çarpmayalım da. Lan nereye gidiyor ya? Bir sürü. Burada şey vardı da. Aa şurada şey var. Hayvan barınağı gibi bir yer var. Vardı, onun haricinde kuzen anlatmak istediğin ne var araca dair? Kuzen yani araç tamamen yani isteğe karşılayan bir araç. Sadece bu araçta eksik olan frenleri falan oldukça iyi. Cam tavan eksikliği var bu araçta. O da full serilerinde var. Full serilerinde var. Bu araçımızda yok maalesef. Full serisi değil. Full'ün bir altı bu aracımız. Tabi hız sabitleyicisi olsun. Otomatik far var. Otomatik farı olsun. Dört cam otomatiğimiz. Yani bunlar zaten çift yönlük kliması olsun. Bir arabada aranan başlıca özelliklerden birisi. Yani cam tavan bunlar artık iyice şeye, lükse giriyor biraz daha. Lükse giriyor ama yalnız şöyle diyeyim, içi biraz daha ferah gösteriyor cam tavan araçlar. Yukarıdan ışık aldığı evet. Zaman daha ferah oluyor. Daha ferah oluyor. Konuda. Ama o da ekstra nereden baksan 20 bin lira kanka. Rahat. Rahat bir 20 binler dediğiniz gibi. Rahat var. Var. Ama tabii bunda standart bir kullanacağını isteyeceği 4 cam otomatiği, otomatik yanan farlar, hız sabitleme olduğu için uzun yol elverişli. Yeterli. Aslında yeterli. Dediğiniz gibi tamamen tam emekli aracının karşılayacak, hani emeklinin isteğini karşılayacak bir araç yani. Hepsi zaten çoğunun IQ'ya sorsan Kaşkay diyor. Kaşkay. Hani Kaşkay hayali var orta yaşla.
Ya biz biner miyiz? Biz de bineriz binmesine ama ben su sevmiyorum. Çok yüksek evet. olduğu için hani... Biz biraz daha spor. Aynen daha spor. Olmasın. Aynen. O da artık yaşın verdiği bir şeydi. Bir de aracın viraja girişi güzel. Yani 110-120 civarlarında virajlarda araba hiç sapıtma yapmıyor. Sağa sola çekme yapmıyor. Aynen. O olay güzel. O hoşuma gitti. Dengeleyici olayı var bir de bunlarda. Kendi dengeleyicisi aracın çok güzel yani. Virajlara girerken. Sürücü de keyifli hani şey değil, koltuğun evet. sarması böyle oturuş pozisyonunda hani her ne kadar koltuk dik yukarıda da olsa yormuyor adamı. Evet, oturuş sen. Pozisyonu güzel, keyifli. Mercek artı Xenon var bu araçta. Evet. Fabrika çıkışlı Xenonlar. Fabrika çıkışlı Xenonlar var. O yönden güzel yani mercek farın etkisi çok büyük ya hani. Çok. Direkt merceksiz bir fara Xenon takmaktansa. Gece yol görüşü mesela. Evet çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Sarı ampule göre veya merceksiz bir Xenon'a göre dünyalar kadar fark oluyor mercek farlarda. Mümkün mertebe zaten mercek yoksa aracınızda Xenon takmamaya çalışın. Çünkü hani karşıdan gelene de yazık. Aynen. Adamı çünkü çok gözünü alıyor ya. Bir dış çekim yapalım. Dış çekim... Nerede yapsak? Şuraya kapatmışlar komple. Kapatmasalar da. Yol üzerinde de yapabiliriz. Geçen gün o çıktığımız yere de olur. Çıkalım. Sen bilirsin. Her gidelim. Şu yeni yola mı gidelim o geçen günkü yere mi gidelim? Hiç fark etmez ya. Yeni yola gideceksek Göbek'ten döneceğiz. Buradan mı? Evet. Yeni yol dediğin köprüye mi diyorsun? Şey köprüye. Yok be şeye gidelim. Oradan çıkıyor adam. Bir öncekine gidelim ya. Tamam. Bu yola bilerek çıktım, sizin için çıktım. Aracın içerisinde aldığı sesi daha iyi anlayabilirsiniz. Yani şu anda ne moto bak 6. vitesteyiz. 2000'de bir 100 kilometrede gidiyoruz. Evet. Ortalama yakıt tüketimi 4 litre. Aracın içerisinde ne motor sesi ne de yol sesi gelmiyor. Bu büyük bir artı yani bir yüksek bir araç için yani SUV bir araç için. Gerçekten büyük bir artı. Gerçekten, artı dizel yani bu araba. Gerçekten Nissan o konuda kendini aşmış diyebilirim. Renault Megane'larda evet. bu motorun sesi daha fazla. Yine geldik karlara. Hani böyle kasisten, çukurdan vesaireden hani böyle yol birleşim yerlerinden geçtiğin zaman da aracın içerisine vuruntu böyle hani kütürtü patırtı almıyor. Evet. Abi top bir tıkırtıyla geçiyorsun. O da güzel bir şey. Tabii ki. Ey bu bir şey değilmiş. Oğlum pervaneler hala çalışıyor kış günü. Üşümüyoruz mu? Üşüyoruz lan. Kapattın dedim. Onu kapattırım. Kaç sefer kapatmadım. Ya bu video hani benim diğer videolarımda olduğu gibi teknik bilgi internette var. Yani Google'a Nissan Qashqai yazdığın zaman teknik bilgisi bütün döküm olarak önünüze çıkıyor. Burada bizim amacımız aracın kullanıcı yorumu. Hani hissiyatı nedir, ne değildir? Bir kullanıcının yaşadığı sorunlar vesaireler bunlara değinmek asıl amacımız. Buradan mı dönmüştük? Aynen, buradan dönmüştük. Asıl amacımız bunlara değinmek. Ya umarım beğenirsiniz. Hani sonuçta sizin için burada çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz. Bir şeyler dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Aklımıza geldiğince hissettiğimiz, yaptığımız, ettiğimiz değişiklik vesaire, masraf, ıvır zıvır bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Evet. Umarım beğenirsiniz. Bakalım baba acaba buz var mı? Ya patı bile atmıyor. Buz yok. Değinmek istediğin herhangi bir ekstra şöyle olsa iyi olurdu, şu eksiği var gibi bir şeyin var mı? Şöyle diyeyim, eksik olarak ben bu araçta hani kendimce gözlemlediğim, dediğim gibi cam tavan zarur. Benim
O da sizin arabada yok yani. Her arabada aradığım bir şey aslında benim. Her arabada hoşuma giden bir şey aslında. Ama genel olarak başka bir eksik, hani her arabada olması gereken özelliklerin tamamına sahip bir araç bence. Nissan'ın Tekna paketi dahi yani. Gayet güzel, kliması olsun, ısıtması, soğutması olsun. İçine ses olarak ses almıyor zaten. Araç fark ettiğin biraz önce sürdüm. Aynen. Test ettin sen de. Gerçekten. Yalıtımı hani, güzel canım. Adamlar yalıtımı güzel yapmış. Arabanın göğüs kaplaması ve yan kaplamaları sert plastik değil, yumuşak plastik. Bu da güzel, evet, bir detay. Güzel bir şey. Hani hem çatırtı çutırtı yapmaz. Soğuk havada tabii veya güneş yapmak. Şey yaptığında haklısın. O hoş bir özellik. Haklısın. Onun haricinde çok da fazla değinecek bir şey yok zaten. Gelin arabanın inceleme videosunu biz bir çekelim. Qashqai bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bugün benim Beyşehir'de son günüm. Artık buradan araba videosu gelmez artık. Bu son jübilemizdi Qashqai'yi. İnşallah beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.